Sinema kulübü sunar. Pazar gecesi sineması. Ateşin kalbi yaptığı yerdi. Benim bütün sırlarım orada saklıdır. Gölgelerin, insanların ardından gittiği yerdi. Orası benim hikayemin başladığı yerdir. O ülkede insanlar mutluluk nedir bilmezdi. Gözlerinin olması gereken yerde sadece gözyaşları vardı. Derinin olması gereken yerde sadece korku vardı. Gökyüzünün olması gereken yerde yalnızca ölüm vardı. Ama genç bir şövalyenin aşkı korkudan çok daha güçlüydü. Şövalye sevgilisini bulup kurtarmaya yemin etti.
toprağın ve suyun üstünde çok uzun süre yolculuk yaptı. Sonunda ejderhanın inine ulaştığındaysa artık çok geçti. Sevgilisi ortadan kaybolmuştu. Şövalye o zaman ejderhaya saldırdı. Öfkesi ve acısı ağır bir darbeye dönüştü. Şövalye insanları korkudan kurtardı. Ve sonra herkes ona ejderhayı öldüren adını verdi. Yıllar geçti ve her şey unutuldu. Ve bu üzücü olay bir düğün geleneği oldu. Ejderha öldürenin torunu Igor'un, Dük'ün küçük kızı Miroslava ile evleneceği gün geldi. Duydun mu Mira? Nişanın geldi. O kargaları sayarken elbisesini ve kolyesini getirin. Ben hiçbir şeyi saymıyorum, düşünüyorum. Artık hiç ejderha kalmaması ne yazık. Sus, düğün gününü lanetleme. Yoksa seni ejderhanın götürmesini ve Igor'un onunla savaşmasını mı isterdin? En azından bir ejderha öldürenle evlenirdim. Senin bundan başka derdin yok mu? Zaten oyuncak ejderham da uçmuyor. Ama senin aklın havalarda. Ha oyuncak ha nişanlın, ikisi de senin için aynı şey. Senin duyguların ne yok. Ne dedin? Yok bir şey, kıpırdamadan dur. Evlenmediğin için kıskanıyorsun. Hem zaten Igor bu ülkenin en iyi atlarına sahip. O halde atıyla evlen. Canımı acıtıyorsun. Bırak artık şu oyuncağı. Evlilik oyun değildir. Bu senin hayatın. Sen benim annem değilsin. Belki de kalbin olmadığı için böyle konuşuyorsun. Bana karışma ve gerçek aşkı beklemeye devam et. Ne dedin? Kızlar, neler oluyor burada? Yine yaramazlık mı yaptı? Evet ama baba... Kes sesini! Herkes seni bekliyor. Sen hala ablanla kavga mı ediyorsun? Bana neler dediğini bilseydin baba. Peki o zaman. Sana neler dediğini anlat bakalım. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey olan senin oyuncakların, ejderhaların, prenses ve peri masalların. Küçük çocuk değilsin artık. Mira, sen düşes olacaksın. Bunu anlamalısın. Ve ona göre hareket etmelisin. Ben senin için en iyi olanı biliyorum. Sana uygun olan Igor. Onu sevmek için büyüyeceksin. O da seni severek büyüyecek. Babanın kalbine güven. Sevgi olduğu zaman her şey yoluna girer. Karanlık günleri unutmadı. Gelin olan kızlarımızı ejderhaya verdiğimiz kötü günleri hatırlıyor. Ve ejderhayı kimin yok ettiğini asla unutmayacağız. Çünkü bugün onun sayesinde en güzel kızlarımızı bu ülkenin en değerli erkeklerine eş olarak veriyoruz. Ah!
Yapma. Onu daha da kızdırırsın. Bırak o taşı elimden. Bırak dedim. Gözlerine bakma. Uzan. Boynunu düzleştir. Kurtarman için Igor mu gönderdi? Hayır. Ben onu tanımıyorum. Buradan çıkmama yardım et. Ben Dük'ün kızıyım. Babam sana ödül verir. Hayır, ben sana yardım edemem. Demek sen de bir tutsaksın. Ejderhadan kaçış yoktur. O korkunç yaratık neydi? Bizim gardiyanımız mıydı? Evet. Ejderha nerede şimdi? Uyuyor. Seninle konuşmamız da güvenli değil. Peki beni ne yapacak? Ha? Bana ne olacak? Sana çok fazla şey söyledim bile. Artık tek başınasın. Hayır, 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 hayır. Hayır, lütfen, lütfen konuş benimle. Lütfen susma, lütfen. Lütfen konuş benimle, lütfen. Halkın neden ejderha aynı şarkısını söyledi? Çünkü biz artık ejderhaların kalmadığını sanmıştık. Ejderhayı siz kendiniz çağırdınız. Igor böyle olmasını istedi. Igor kim? Benim nişanlım. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Ben evlenmek üzereydim. Bugün küçük kızım Miroslava'yı nişanlıyorum. Bizi ejderhadan kurtaran kahramanın torunu Igor'la evlenecek. Bugün ben dünyanın en mutlu adamıyım. Çünkü kızımı bu toprakların en seçkin şövalyesi olan Igor'a veriyorum. Tüm halkıma bunu duyurmaktan onur duyarım.
Neden ejderhanın şarkısını söylüyorlar? Damadın büyük babası olan ejderhayı öldüren kahramanı anmak için. Al bunu. Yaralarına iyi gelir. Çabucak iyileşmesini sağlar. Sen hiçbir tutukluya benzemiyorsun. Benzemiyor muyum? Ben seni kil içinde ve örümcek ağlarıyla kaplı biri gibi düşündüm. Ama sen çok farklı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bu çok güzel kokuyor. Nedir bu? Yukarıdaki yaprakları görüyor musun? Onlardan yaraları iyileştirmesi için bir merhem yaptım. Neyi anladın biliyor musun? Neyi? Birbirimize kim olduğumuzu tanıtmadık. Benim adım Mira. Seninki ne? Ben adımı hatırlamıyorum. Nasıl? Nasıl olur da kendi adını unutabilirsin? Unutursun. Artık gerekli olmadığında ben de unuttum. Güzelsin Mira. Bana mı bakıyorsun? Evet. Hayır bakma. Neden? Neden mi? Anlamıyor musun? Hayır anlamıyorum. Balıklara ve kuşlara bakarım. Peki sana neden bakmayayım? Buradan kaçmayı hiç denedin mi? Buradan kimse kaçamaz. Burası bir ada. Yüzebilirsin.
Deniz seni öldürebilir. Bana büyük bir taş lazım. Büyük bir taş. Niçin? Bir planım var. O korkunç yaratık buraya geri geldiğinde sen onu oyalayacaksın. Ben de taşla vuracağım. Ejderha uyurken de kaçacaksın. Hayır, kuyudan çıkamazsın. Ejderhayı öldürenden başka kimse onun nasıl yok edileceğini bilemez. Bekle, seni de almaya gelecek. Yeter! Ben kaçacağım. Bana yardım edecek... İşe yaramaz Mira. Her şeyi duyar ve görür. Onun neler yapabileceğini sen asla tahmin edemezsin bile. Sen kimsin biliyor musun? Bir korkaksın. Evet, öylesin. Ve biliyor musun, ben sana bir isim bile bulmuştum, korkak. Ve sakın bir daha bana bakmaya cüret etme. Ne yapıyorsun orada? Seni ilgilendirmez. Mira, ben korkak değilim. Ben de ejderhadan senin kadar nefret ediyorum. Ama onu yenemiyorum. Bu tam senin gibilerin söyleyeceği bir şey. Korkakların. Mira, bana bulduğun isim neydi? Arman. Arman. Güzel bir isim. Neden Arman? Çünkü egzotik bir isim. Tıpkı senin gibi. Esrarengiz. Anlamı nedir? Rüya. Bağışla beni, Mira. Bana elini ver. Elimi mi? Artık bir ismin olduğuna göre tanışmamız gerekir. İnsanlar tanıştıkları zaman el sıkışırlar, değil mi? Seni tanıdığıma sevindim Arman. Ben Mira. Seni tanıdığıma sevindim, Mira. Ben Arman. Ne yapıyorsun? Ejderha! Saklan Mira! Sakın bir yere gitme! Orada kal! Orada kal Mira! Orada kal! Neredesin?
Neredesin? Neredesin Arman? Arman? Orası çok yüksek. Yaşıyorsun. Neden kuyudan çıktın? Sana kalmanı söylemiştim. Seni bunun için bekliyordum. O yaratık neden senin sözünü dinliyor? Mira. Kimsin sen? Mira, bekle. Uzak dur benden. Mira. Uzak dur. Bunu açıklamak kolay değil. Yaklaşma bana. Dikkat et. Ben sana güvenmiştim. Güvendim. Ama sen bana yalan söyledin. Mira, ejderha. Ejderha hiçbir şey alamayacak. Hayır, Mira, hem de sakın hiç. Yapma. Hayır. Mira, güven bana. Henüz değil. Ha!
Güven bana. İçimde kötü bir his var Igor. Burası çok fazla sessiz. Adanın burada olması gerekiyordu ama sistem bir şey görünmüyor. Elimizden hiçbir şey gelmez. Ben de hiç böyle bir sis görmedim. Ama eminim duymuşsundur. Büyük baban sana sesin içinden giden saklı yolu anlatmıştır. Hayır, unutmadım. Doğru gidiyoruz. Gizli yol nerede peki? Gizli gizlidir. Hayatım boyunca bundan başka bir şey duymadım. Tabii eğer ejderha hala yaşıyorsa. Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. Sen bana bırak. Beni düşündüren sadece kıza neler oldu. Geç olmadan onu kurtarmak zorundayız. Kimse yok mu? Hey! Uzak dur. Sakın yaklaşma sana. Sana benden uzak dur dedim. Pekala, öyle olsun. Bırak gitsin. Ben yapmadım. Deniz yapsın. Nasılsa Deniz onu öldürür. Bırak gitsin. Hadi dur. Bir rivayet. Bırak. Neden yapıyorum ki bunu? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Bu canavarı ben isteyerek kurtarmadım. Gel bakalım ne olmuş? Ne olmuş beni kurtardıysa? Ben de onu kurtardım işte. Beni kaçırdı. Kayaların üstüne attı. Ama şimdi onu kurtarıyorum. Bana kim yardım edecek?
Belli ki o değil. Onu daha ne kadar sürükleyebilirim? Dinle şimdi. Kendine geldiğin zaman beni evime götüreceksin. Bu teklifimi seveceğine eminim. Beni kaçırdın ama artık önemli değil. Çok ağırsın ama belki de kibar birisin. Ha, yaşadığın yer çok yüksek. Yatağın nerede bilmiyorum. Ha, şimdilik burada bir yerde uyu. Peki biz buradan nasıl çıkacağız? Evet, yat bakalım burada. Uyu hadi. Çok yoruldum. Çok geç olmadan. Ejderhayı öldür. Buraya yaklaşmaya başladı. Ejderhanın ateşi mutlaka söndürülmeli. Hem de geç olmadan. Arman? Öldür. Ejderhayı öldür. Daha değil, sana ihtiyacım var. Sağlam ve uçuyor halde olman lazım. Lütfen yine alevler içinde yanmaya başlama. Anlaştık mı? Tamam. İşte oldu. Şimdi sakinleş artık ejderha. Ha?
Gördün mü bak? Tamam rahat uyu, tamam rahat uyu. Sabaha kadar uyu. Sabaha kadar ben yanındayım. Uzak ülkelere yelken açacaksın. Sadece sesimi duyacaksın. Bulutlara çıkacaksın. Ничего не бойся там, в том краю, что в тонком сне. Кто-то помнит о тебе. Igor beni almaya geleceğini biliyordum. Günaydın Arman. Benimle konuşmak bile istemediğin halde neden bana yiyecek ve sıcak battaniye verdin söylesene. Arman, önce özür dileyip sonra beni itiyorsun. Önce kuyuya atıp sonra hayatımı kurtarıyorsun. Arman konuş benimle. Ya konuşuruz ya da seni rahat bırakma. İnan bana benimle başa çıkamazsın. Şimdi atalarımın siz kadınlarla nasıl başa çıktığını anladım. Neden konuşmanıza fırsat vermediklerini. Arman, beni öldürmek istemiyorsun değil mi? Öldürmeyeceksen ne işine yararım? Beni eve geri götür hadi. Basit değil. Anlat. Belki nedenini anlarım ve seninle ikimiz bir çözüm yolu buluruz. Çok uzun zaman önce bu adada yaşayan bir çocuk vardı. Çocuğun babası ejderhaydı. İkisi
beraber yaşadılar. Çocuk babasını çok seviyordu ve bir gün onun gibi olmayı hayal ediyordu. Bir gün denizden bir sandık geldi. İçindekiler çocuğu çok şaşırttı. Ne olduğunu bilmiyordu. Yabancı ve onun bilmediği bir dünyadan gelmişti. Bunlar çocuğun ruhunda bir şeyleri değiştirdi. Ve ejderha olma zamanı geldiğinde de artık öyle olmayı istemiyordu. Babası hiçbir şey demedi. Çünkü eğer istemezsen ejderha olamazsın. Ve bir gün ufukta bir gemi belirdi. Kıyıya bir adam geldi. Ve çocuğun babasını öldürdü. Öfke, kızgınlık ve intikam arzusu çocuğun kalbini doldurdu ve kayalardan aşağı atladı. O da bir ejderha oldu. Ve bir anda ejderha atalarının bütün anıları benliğine doldu. Ve bir anda ejderhaların gördüğü her şeyi gördüm. Hissettiklerini yaşadım. Yüzyıllarca erkeklerin elinden gelinlerini almışlar ve bunu kanlı bir gelenek haline getirmişlerdi. Ve insanlar da gelinleri bir ayin şarkısı söyleyerek ejderhaya gönderiyordu. Ama ben bunu istemedim. Benim gözümde binlerce gelin sanki benim elimde ölmüş gibiydi. Küçük çocuk babasının canavar olduğunu anladı ve kendi içindeki canavarı uyandırdığını da. İşte o zaman ejderha olmamaya yemin ettim. Ben yeniden insan olmak istedim ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yapabildiğim tek şey ejderha ile mücadele etmekti. Mağaranın içinde dar bir geçit var. Bir insan oradan geçebilir ama ejderha geçemez. Ejderhayı kontrol etmek istediğim zaman orada saklanıyordum. Yıllarca onu durdurmayı başardım ama sonra sizin ayin şarkınızı duydum. Ejderhanın pençelerinde bir kız olduğunu görünce zorla da olsa bırakmasını sağladım. Ve sonra sen bir kuyuya düştün. Ejderha seni oradan alamazdı. Çukur senin hapishanen değildi. Bana göre senin kutsal yerindi. Ejderha seni hissedebilir Mira. Ben bunu çukurda olduğum zaman anladım. Sana dokunduğum anda tekrar uyanıyor. İşte bu nedenle seni eve geri götüremem. Çünkü artık ejderhayı kontrol edemiyorum. Ejderha öldüreni beklemen gerekli. Seni kurtarmaya gelirse ben de onu durdurmayacağım. Ama senin halkının bir daha asla o ayin şarkısını söylememesi gerekiyor. Neden eğer gelirse dedin? Yoksa gelmeyeceğini mi düşünüyorsun? Bu artık sadece sana bağlı. Neden bana bağlı olsun? Gel benimle. Onun buraya gelmesi neden bana bağlı olsun? Söylesene. Etrafına iyice bak. Bu adanın tamamı zaten bir ejderhadır. Benim atalarım, kayalar, uçurumlar, onun kemikleri burayı koruyor. Buradan mavi gökyüzünü görebilirsin. Ama yaklaşan gemiler, kalın bir sistem başka bir şeyi göremez. Ve onların kaderi ölene kadar etrafta dolaşıp durmaktır. Bazen de batan gemilerden eşyalar buraya kadar sürüklenir. Ama bir yolcu sadece bir kızın sevgi dolu kalbi onu bekliyorsa adaya kadar ulaşabilir. Kalbi mi? Evet. Ben sana yolu göstereceğim. Tıpkı bir fener gibi. Yani ejderhayı öldüren bu adayı sadece onu seven bir kız varsa mı bulabilir?
Dediğim gibi, her şey sadece sana bağlı. Eğer onu seviyorsan, sana gelecektir. Ne yapıyorsun öyle? Birine çiçek hediye ettiğin zaman bu onu sevdiğin anlamına gelir. İki insan arasında önemli bir bağ var demektir. Bir yerde duymuştum. Eğer çiçekleri denize bırakırsan, sevdiğin insan nerede olursa olsun onu düşündüğünü anlar ve gelir. Yani Igor da buraya gelip seni alacak mı? Gelir tabii. Mutlaka gelecektir. Peki o zaman. Acele etse iyi olur. Sen onu kuyuda bekleyeceksin. Kuyuda mı? Arman, sadece yüzüp gidemez miyim? Hayır, olmaz. Bir kere kaçmaya çalıştın ama az kalsın ikimiz de... Arman, iyi misin? Uzak dur benden. Dokunma bana. Hemen kuyuya geri git. Ne dediğimi anlıyor musun? Arman, neden anlamıyorsun? Seni burada yalnız bırakıp gidemem ben. Merak etme. Ben kendimi kurtarırım. Çok zamandan beri yalnız yaşıyorum. Eğer yalnız yaşamayı tercih etseydin, bana uyumam için sıcak bir battaniye vermezdin. Mira, ejderha her an için ortaya çıkabilir. Eğer böyleyse neden hala ortaya çıkmadı ki? Bilmiyorum. Belki de ben hala çok güçsüzüm. Ya da belki senin içindeki insan daha da güçlenmeye başladı. Öyle mi düşünüyorsun? Görebiliyorum. Sen beni kurtardın, yiyecek verdin ve yaralarımı tedavi ettin. Bana çok iyi baktın. Sen ejderhayı yenmeyi başaracaksın. Tıpkı istediğin gibi. Ben de sana yardım edeceğim. Igor'un gelmesini beklerken sana insan olmayı öğreteceğim. Öyleyse dün olanlar için lütfen affet beni. Bu iyi bir başlangıç. Şuna bak. İstersen burada yaşayabilirsin. Ejderha seni burada bulamaz. Arman. Hı? Bu yer tamamen boş. Yaşanır bir yer haline getirmek istemez misin? Söylesene. Buna gerek var mı? İnsanlar gibi yaşamaya karar verdiğimize göre. İnsanlar gibi yaşamak çok zormuş. Bu bize lazım. Ve bu da. Hala bitmedi mi? Gel. Sana göstermeme izin ver. Nasıl görünüyorum? Ama yazık ki saç örgüm yok artık. Ben
Saçını böyle de beğendim. Biliyor musun? Ben de saçımı böyle seviyorum. Ne yapıyorsun? Siz ejderhaları kıskandım. Bizi kıskandın mı? Evet. Ne isterseniz yapıyorsunuz. İstediğiniz yere uçup gidebiliyorsunuz. Ama biraz da ürkütücü. Ben hiç başka bir yere gitmedim. Ben de gitmedim. Nasıl yani? Tüm hayatımı bu adada geçirdim. Ejderhanın gitmesini istemedim. Yani o halde ejderhanın uçuşu ikimiz için de ilk defa mı oldu? Öyle sanırım. İlk defa. Hayır. Peki ya bu? Hayır. Aslında evet. Bekle. Hı? Ayaklarını sil. Hey, nereye gidiyorsun? Senin yerin artık burası. Dur, Arman. Ejderhalar ne kadar uzağa uçabilir? Çok uzağa. Eğer rüzgar yardım ederse. Ama onlar çok farklıdır. Hepsi de çok güzeldir. Rüzgara baktığın zaman görürsün. Nasıl yani? Sen rüzgarı görebiliyor musun? Elbette görüyorum. Sen göremez misin? İnsanlar rüzgarı göremez Arman. Rüzgarı nasıl göremezsin? Sen nasıl görebiliyorsun? Eğer istersen ben sana rüzgarı gösterebilirim. Sanırım şimdi başlamak üzere. Nedir o? Я тебе верю, открою все секреты, беспощадному зверю. Я знаю, что ты мне не враг. Расправь свои крылья, пусть желания станут пылью. Убив
çantamdan uzak dur. Ne sandın? Buradan kaçıp gidecek kadar sahtekar biri miyim ben? Gidersem ejderhayı yendiğimi nasıl bileceğim? Söyle bakalım ha. Merak etme. Belki de hiçbir yere gitmem gerekmez. Ben öylesine topladım çantamı sadece. Burası sen gelinceye kadar hiç bu kadar güzel olmamıştı. Çünkü bazı şeyler ikimiz için de çok yeni sayılır. Bu arada sana vermek istediğim bir şey var. Sanırım ben bu melodiyi daha önce de duydum. Nedir bu? Bu bir ninni. Anneler bebek yanında olduğunu anlasın diye onlara ninni söyler. Bugün de senin doğum günün olsun. Kimsenin hatırlamadığı bir gün. Ama herkes o günü kutlamak ister. Ben doğduğum günü hatırlıyorum. Ama unutmayı tercih ederim. Bugün yeni bir insan doğdu. Yeni bir hayat başladı. Ben de bunun için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun Arman. Hayatında bir daha ayin şarkıları olmamasını diliyorum. Yeni bir insan. Teşekkür ederim. Benim de sana bir hediyem var. Çünkü bugünü sonsuza kadar hatırlamanı istiyorum. Kapat gözlerini. Şimdi aç. Ben onlara cennetin çiçekleri diyorum. Ne kadar güzel. Eminim dünyanın öbür ucundan bile görülürler. Arman? Arman burada mısın? Arman. Arman. Arman neredesin? Thank you.
Yok bir şey. Tamam. Bağırdığını duydum. Koşup hemen geldim. Ne oldu? Korkunç bir rüya gördüm. Rüya mı? Ben hiç rüya görmem. Rüyalar neyle ilgilidir? Şey... Bazen korktuğun bir şeyle... Bazen de özlediğin bir şeyle ilgili olur. Ben ejderhadan çok korkuyorum Arman. Bu kadar zamandan beri... Kendimi hazırladım. Ejderhasına asla zarar vermez Mira. Hiçbir zaman. Sana söz veriyorum. Bugün yeni bir insan doğdu, unuttun mu? Hem de senin sayende. Bu yeni insanın sana ihtiyacı var. İyi geceler Arman. Efendim? Gecenin iyi geçmesi için böyle deriz. İyi geceler Arman. İyi geceler Mira. Çiçek hediye ettiğin zaman bu onu sevdiğin anlamına gelir. İki insan arasında önemli bir bağ var demektir. Thank you.
seni Arman. Bak sana ne yaptım. Ejderhaya benziyor ama o uçamıyor. Bana rüzgarı nasıl göreceğimi öğretir misin? Sen çok garipsin Mira. Neden? Ejderhalardan korkuyorsun ama onlarla oynuyorsun de. Igor neden seni almaya gelmiyor? Eğer hala gelmiyorsa bunun anlamını biliyor olmalısın. Siz evlilik yemini verdiniz mi? Buna zamanımız olmadı Arman. Ejderha gelip beni aldı. O halde Igor seni almaya gelmiyor. Şimdi sana rüzgarı nasıl göreceğini öğreteceğim. Gözlerini kapat ve uzağa bak. Gözlerin açıkken görebileceğinin çok daha ötesine bak. Rüzgarı parmak uçlarında hisset. Ve fısıltısını dinle. Rüzgarın tenine dokunduğunu hisset. O zaman içinde daha önce varlığını bilmediğin bir şeyi bulacaksın. Arman? Arman? Neredesin Arman? Kaçmaya çalışmadın mı? Buradan kimse kaçamaz. Ama yüzebilirdin. Ben bunlara cennetin çiçekleri diyorum. Eminim dünyanın öbür ucundan bile görülürler. Ben ejderhalardan çok korkuyorum Arman. Bu kadar zamandan beri kendimi hazırladım. Eminim dünyanın öbür ucundan bile görülürler. Kaçmama yardım eder misin? Yüzebilirdin. Bu kadar zamandan beri kendimi hazırladım. Kaçmalıyım. Yardım et bana. Yüzebilirdin. Yüzebilirdin.
Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Armağan! Sunağa yaklaş. Yaklaş biraz. Hiç merak etmedin mi? Bu adada yüzlerce genç kadın kayboldu ama geride ne bir kemik kaldı ne de bir iskelet. Bize ejderha diyorsun. Ama biz kendimize küllerden doğanlar diyoruz. İşte bu. Ejderhaların erkeklerin gelinine yaptığı budur. Onları sadece öldürmez. Regarde, je viens. Не погнёт пламя. Не выпускают из когтей, пока не кричат. Tamamen yanıp kül olana kadar da pençelerinden bırakmazlar. Ta ki küllerden yeni bir ejderha doğana kadar. Ben de öyle durdum. Ejderhaların ırkı böyle ürer. Ve aynısı burada sana da olacak, Mira. Neden bana bunları anlatıyorsun? Çünkü ben bir canavarım ve asla bir insan olamam. Bence yanılıyorsun. Tekneden haberim var. Ama... Bunun için kuyuda kalmak istemedin. Çünkü kaçmak istiyordun. Bir plan yaptın. Sana insan gibi yaşamayı öğreteceğim. Gemiden malzeme ve haritaları almak istedin. Diğer gemilere işaret göndermeye çalıştın. Bir tek şey kalmıştı. Bana rüzgarı görmeyi öğretir misin Arman? Yüzmeni engelleyen adanın lanetini kırmak istedin. Arman, böyle olacağını bilmiyordum. Seni suçlamıyorum. Haklısın. Benden korkmakta haklısın. Ejderhayı yeneceğimi söyledim ve çabaladım. Ama boşuna. Çünkü sen bana inanmadın. Arman! Yeter! Yarın güneş doğduğunda tekneye binip denize açılacaksın. Doğu rüzgarı seni diğer gemilerin olduğu açık denize götürecek. Gitme! Yeni insan ne olacak? Unuttun mu? Onun bana ihtiyacı var. Burada sana sadece ejderhanın ihtiyacı var. İhtiyacı var. Git buradan. Peşimden gelme. Yanımda senden başka kimsesi kalmadı. Onun yanına dönmelisin. Beni takip etme. Thank you.
Igor, günlerden beri sisin içinde yol alıyoruz. Bence artık diğer yöne dönmeliyiz. Sırayla kürek çekelim. O zaman adamın yerini bulabiliriz. Bir karar vermeliyiz. Ben kararımı verdim. Geri dönelim. Yine kayalara çarptık. Sakin ol. Geçti. Kayalara da sise de lanet olsun Ensman. Yeter, bıktım artık. Döndür gemiyi. Geri dönüyoruz hadi. Geri dönüyoruz. Beni iyi dinle. Babana ölüm döşeğinde bir söz verdim. Aile şerifini korumak zorundayım. Bunu kafana sok. Şimdi uyu biraz. Dinlen. Benim idaremde adayı aramaya devam edeceğiz. Yaroslav'a büyük babana çekmediğini söylemişti. Onun sırrını bile bilmiyorsun. Miroslava'nın ablası da haklıydı. Haklı mıydı dedin? Yoksa dükümlüğü kızıyla evlenmek mi istiyordun? Sırrı bilmediğimi mi sanıyorsun yoksa? Sakın ses çıkarma. Mira bana bir sevgi işareti gönderecek ve o bize yol gösterecek. Sence de güzel değil mi? Ama işaret gelmezse bunun anlamı nedir? Tek anlamı artık yaşamıyor olmasıdır. Beni anladın mı? Şimdi dediğimi yap ve gemiyi çevir. Eve dönüyoruz. Ejderha! Hayır, ejderha değil. Bu bir işaret. İşaret. Mira! Ejderha beni götürürken fırtınaya yakalandık. O kayalara çarptı, ben de adada yalnız kaldım. Her yerde gemi enkazları vardı. Bu tekneyi bulmayı başardım. Beni kurtarmaya geldiğin için teşekkür ederim. Başka ne yapabilirdim ki? Beni seviyor musun? Düşes, güvende olduğunuz için çok mutluyuz. Ama adaya geri dönmemiz gerekiyor. Sizin için ne kadar zor olsa da ejderhanın öldüğünden emin olmalıyız. Ejderha yok artık. Nasıl? Beni eve götür Igor. Adaya dönmek istemiyorum. Pekala, ama Düşes, gitmek zorundayız. Kendi işine bak Helmsman. Düşes ne diyorsa onu yap. Gemiler limana geri döner. Genç kızlar gelin olurlar. Her hikayenin bir sonu vardır. Genç adam bir insan olamadı ama ejderha olmayı da istemedi. Şimdi ne yapacaktı? Ben ne yapacağım Mira? Yakında bu kabusu unutacaksın kardeşim ve yeni bir hayat başlayacak. Bana ümit verdin. Kendimle barışmak için güç verdin bana. Kısacık bir an sürdü ama yine de yeterliydi. İşte buradasın, benim ejderhayı yenen kızım. Bak, bunu hatırladın mı? Bana bakarken en önemli şeyi sana söylemediğim için kendimi hep suçladım. Hep hayal ettiğim bir şeyin bana olanlarla ilgisi var gibi. İnsanların kitaplarında okudum ama anlayamadım. Sevdiğin kişiyle beraber ol. Duygularına ve kalbine her zaman güven. Gerisi önemli değildir. Korkma Mira. Ejderha sana asla zarar vermez. Hiçbir zaman. Daha önce hiç uçmamıştı. Sen haklıydın Yaroslava. Haklı mıydım? Niçin? Sevdiğin kişiden ayrılmanın nasıl olduğunu şimdi anlıyorum.
Bu düğüne karşı olduğunu da hatırlıyorum. Aptalca bir konuşmaydı kardeşim. Senin Igor'u sevmediğini sandım. Onun da sadece dük olmak istediğini. Biliyorum ki birbirinizi seviyorsunuz. O seni buldu. Sadece gerçek aşkın onu adaya götüreceğini söylemiştin. Mutlu ol kardeşim. Ben de burada mutlu olurum. Mutlu ol Mira. Elveda. Yapamam. Mira, ne yapıyorsun? Çünkü ben seni sevmiyorum. Nasıl? Ben seni sevmiyorum. Seni ben kurtardım Mira, aptallık etme. Herkes sussun. Ne
yardım edin! Çekmeme yardım edin! Ne yapıyor Igor? Henüz ne zaman, ne dünya, ne de toprak yoktu. Sakın yapma Mira! Her şey Mira tutmuştu. Dur! Yalanlar gerçek oldu ve nehir dondu. Mira kendine gel! Seni öldürecek, hepimizi öldürecek! Время быстрая река. Никого не обойдет, ждет невеста жениха, ждет как часа своего, в белый цвет облачена, точно в саване стоит, на покой обречена. Свадьбы колокол звенит. Забирай, забирай, приходи, прилетай. На века отдана дева юная. Götürün onu. Demek ki senin kalbinin istediği buymuş. Sen sadece herkesin senden korkmasına alışmışsın. Sevilmek nasıl bir şeydir bilmiyorsun. İnsan ya da ejderha olarak ben seni olduğun gibi seviyorum. Nasıl istersen öyle ol. Ama sadece şimdi beni bırakma. Çünkü ben sensiz olamam.
Biraz böyle kalmama izin ver. Sana alışmama izin ver. Sadece yanımda kal. Ve kızın hikayesi burada bitmiş. Kız ejderhayı kurtarmış. Ve ona dünyanın en güzel armağanını vermiş. Baba. Baba. Ona armağan vermek ne anlama geliyor? Ejderha bebekleri nereden gelir? Baba. Ben nereden geldim? Söylesene. Pekala. Eskiden korkunç bir tören vardı. Armağan, ne diyorsun? Bağışla. Bu hikayeyi o kadar çok anlattım ki hala bilmek istiyor. Sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş? Sonra ejderhalar bebeklerini gökyüzünde bulurlar. Ama sen uçamıyorsun. Birini sevdiğin zaman hiç olmadığın kadar mutlu olursun. Ve o zaman ne olur biliyor musun? Söyle. Gerçek kanatların olur. Ve böylece uçabilirsin. Gerçek gerçek mi? Gerçek gerçek. Hadi gidelim. Я чтобы укрыть тебя. Sen de ona bak. Мне бы в юбку, чтобы баюкала. Мне бы звезды, чтобы осветить твой путь. Мне бы увидеть сон твой когда-нибудь.
like we're frozen in time. Sinema Kulübü sunar. Pazar gecesi sineması.